Ice Wide Shut. Filmi bütünüyle zihninizde resmetmediğiniz takdirde sıkılarak yarıda bırakacağınız bir film denilebilir. Fakat bulmacanın parçalarını birleştirdikçe bir sanat eseri olduğunu düşüneceğiniz gizem dolu bir başyapıt. Filmin yönetmeni Stanley Kubrick, Shining, Full Metal Jacket ve Otomatik Portakal gibi filmlere imza atmış, birçok sinema eleştirmeni tarafından dahi ile deli arasında bir yerde tanımlanmış, nevi şahsına münhasır bir yönetmen. Hemen hemen her filminde ince mesajlar veren, mükemmelliyetçi olarak tanımlayabileceğimiz bir insan. Filmlerinde sınırları zorlayan yönetmenimiz, bana göre bu film için jübilesi tadında bir emek harcamış. Her karesinde ayrı bir mesaj, ayrı bir derinlik var. Ice Wide Shut, çekimleri sırasında çok konuşulmayan bir film. Yönetmen tarafından özel bir çabayla gizlenmeye çalışılmış, hatta filmin çekimleri sırasında başrol karakterler dahi filmin ana fikri hakkında sorular sorduklarında tatmin edici cevaplar bulamamışlardır. Film vizyona girdiğinde eleştirmenlerin birçoğu bu film için Kubrick'in başyapıtı olduğunu söylemişlerdi. Ice Wide Shut belki de sinema tarihinin en çok sansasyon yaratan filmiydi. Tabii bunun en önemli sebebi filmin vizyona girdiğinde yönetmen artık hayatta değildi. Avustralyalı bir yazarın kitabından uyarlanarak beyaz perdeye aktarılan film, ilk bakışta krizlerle dolu bir evliliği anlatmaktadır. Doktor William Harford ve karısı Alice'in çalkantılı ilişkisi. Başlangıçta birlikte gidilen bir parti ve parti sonrası Alice'in kıskançlıkları, bu anlamsız kıskançlıkların ardından William'ın kafayı dağıtmak için kendini bir hayat kadınının yanında bulmasıyla devam eden klasik bir hikaye gibi durmaktadır. Basit gibi duran bu hikayenin ardında gerçekleşen olaylar, gizem dolu ve anlaşılması bir hayli güç olacaktır. Filmin gizemi, Alice'in iki kolon arasında üzerini değiştirmesiyle başlıyor. Bu sütunu andıran iki kolon figürü, Masonluk öğretilerinde farklı bir dünyaya, yeni bir aleme açılan kapıyı simgeliyor. Ayrıca filmin ilk yarısında hemen hemen her yerde bir gökkuşağı temasıyla karşılaşıyoruz. William'ın ve Alice'in gittikleri her yerde, her ortamda aleni bir şekilde göze çarpmaktadır. Peki nedir bu gökkuşağı? Gökkuşağı zihin kontrolünü simgeler ve etki altında yönlendirilen ve yönetilen karakterler için kullanılır. Tıpkı ana karakterimizde olduğu gibi gökkuşağının altında olan bizler için de zihniniz kontrol altında mesajı verilmiştir. Bill ve Alice, bu arada film boyunca William'a Bill denilmektedir. Gittikleri ilk partide birbirlerinden sıkılıp ayrı takılmaya başladıklarında Bill'e eşlik eden iki kadın ile aralarında geçen diyaloglar bir hayli ilginç. Kadınlardan biri İngiliz kraliyet ailesini işaret eden bir şirkette çalıştığından bahsederken diğeri Rockefeller Plaza'da çalıştığını söylüyor. Hemen hemen aynı sahnede ise Alice adı Sandor Zavos'ta olan bir adamla dans ediyor. Ayrıca adam Macar olduğunu söylüyor. Kubrick gibi bir yönetmenin neden bu detayı verdiğini düşündüğümüzde satanizmin kurucusu Antor Zadar'ın da Macar olduğunu görüyoruz. Aynı sahnede hem Rockefeller hanedanlığından hem de satanizmden bahsedilmesi hiç de şaşırtıcı değil. Bill'in koluna giren kadınlar onu gökkuşağının bittiği yere götürmek istediklerini söylerler. Bill bunu anlamaz ve kadınlar alaycı bir şekilde gökkuşağının bittiği yeri bilmiyor musun diye birkaç kez tekrar ederler. Gökkuşağının bittiği yer sırların son bulduğu ve her şeyin bilgisine erişilen yer. Tam bu konuşma sırasında bir adam gelir ve doktoru acil bir şekilde yukarıya çağırır. Bill yukarıya çıktığında kullandığı maddenin etkisinde olduğu anlaşılan bir kadın ile karşılaşır ve onun hayatını kurtarır. Sonrasında Bill partide çalan piyanistin eski sınıf arkadaşı olduğunu fark ediyor ve yanına gidiyor. Sohbet ilerledikçe arkadaşı piyano çaldığı gizemli bir partiden söz ediyor. Bill'in dikkatini çeken bu partiye nasıl gideceğini sorduğunda şehir dışında bir malikane olduğunu ve maskeli bir şekilde gitmesi gerektiğini söylüyor ve bir şifre veriyor. Fidelio. Sadakat anlamına gelen Fidelio, Beethoven'ın ilk ve tek operasıdır.
ve filmin gizemi içerisinde büyük bir yer tutmaktadır. Sonrasında karısıyla eve dönen Bill, kıskançlık krizine giren Alice ile tartıştıktan sonra dışarı çıkar ve kendisini bir hayat kadının yanında bulur. Uzun bir sohbetin ardından tam sevişmek üzereyken Bill'in karısı arar, bunun üzerine Bill kadına parasını verir ve eve döner. Filmin ilerleyen bölümlerinde Bill farklı bir heyecan yaşamak istiyor ve arkadaşının bahsettiği partiye gitmeye karar veriyor. Öncesinde maske ve kostüm almak için bir dükkana geliyor. İlginçtir ki kostüm dükkanının adı da gökkuşağı. Buradan kostümünü alan Bill bu gizemli mekana geliyor ve şifreyi söylüyor. Beethoven'ın en sevdiğim eseri dediği Fidelio. Peki sizce gelinen bu muhteşem malikane kime ait? Tabii ki dünyanın en zengin ve gizemli ailesi Rorschach ailesine. Doktor eve yeni bir dünyaya açılışı simgeleyen iki kolon arasından giriyor. İşte burası gökkuşağının bittiği ve bütün sırların bilindiği yer. Buradakiler her şeyi gören ve kontrol edenlerin yeri. Bill eve girdiğinde ise sıra dışı bir ayinle karşılaşıyor. Halka şeklinde dizilmiş siyah cübbeli ve maskeli kadınlar ve ortalarında elinde tütsüyle garip sözler söyleyen bir rahip. Çevrede ise siyah cübbeli ve maskeli insanlar. Ayin sonrası kadınlar kendilerine birer erkek seçerek dağılıyorlar. Kadınlardan biri ise doktora gelip ona tehlikede olduğunu söylüyor. Tam bu sırada ayini yapanlar doktorun davetsiz bir misafir olduğunu anlıyor ve onu sorguya çekmeye başlıyor. Sorgu sırasında doktorun ölümle cezalandırılacağını anlayan kadın onun yerine kefareti ödeyeceğini söylüyor. Bu kadın filmin birinci kısmında doktorun kurtardığı hayat kadınıdır. Bill'i tanıyor ve yaşadığı bu hayatın yükünden yorulmuş olan kadın Bill'e olan borcunu bu şekilde ödüyor. Ve dikkat edin, Bill'i sorguya çeken bu adamın oturduğu koltukta masonluğun simgesi olan çift başlı kartal figürü var. Daha sonra bu konuğa bir daha gelmemesi ve burada yaşananları hiç kimseye bahsetmemesi şartıyla Bill'i serbest bırakıyorlar. Bill malikaneden ayrılıp eve dönerken de açıkça takip ediliyor. Bunu gizli bir şekilde yapma gereği duymuyorlar. Burada verilmek istenen mesaj, güç bizde. Sizlerin etrafındayken bunu gizleme gereği duymadan alalade yaparız. Siz bizleri göremez, duyamaz ve müdahale edemezsiniz. Ve şimdi bu filmdeki en can alıcı yerlerden biri. Bill gazete okurken güzellik kraliçesi kadının aşırı dozda uyuşturucudan öldüğünü görür. Bu kadın Bill'in ilk gittiği partide hayatını kurtardığı kadındır. Doktor merak eder ve kadını morgda görmek ister. Hastaneye gittiğinde kadının gerçek adını öğrenir. Burası çok ilginçtir. Kadının adı Amanda Kur'an'dır. Amanda övülmüş, sevilmeye layık anlamındadır. Yani sevilmeye layık olan Kur'an ölmüştür. Daha ilginci hastane görevlisinin Bill'i Amanda'nın yanına gönderirken söylediğidir. Üzerinde 19 var. Evet, Amanda'nın yattığı yerde üzerinde 19 vardır. Peki nedir üzerinde 19 var? Müddessir suresi 30. ayet. Üzerinde 19 görevli olduğunu söyler. Bu surenin ilk ayetlerinde Allah'ın zenginlik verdiği insanlardan ve onların ihtişam ve gücünden bahseder. Fakat onların bunu bile bile cehennemi tercih ettiklerini ve orada 19 görevli olduğunu söyler. Ayrıca müddessir, örtünmek, bürünmek anlamına gelir. Çıplaklığı bolca öne çıkaran bu film için ne kadar ince bir mesaj. Sevilmeye layık olan Kur'an öldü, hüküm artık cehennemi bilerek ve isteyerek seçen bizlerin elinde. Filmin sonlarına doğru belki de filmin en ağır ve can sıkıcı benim de bu videoyu yapmama sebep olan mesaj verilmektedir. Bill ve Alice, kızları Helena ile bir oyuncakçıya giderler. Oyuncak reyonlarına dikkat edin. Bu kaplan figürünü nerede görmüştünüz? Bill'in gittiği hayat kadınının yatağında.
Peki Helena'nın istediği bebek arabası? O da hayat kadınının kapısında bir köşede duruyor. Peki bu iki adamı hatırladınız mı? Evet, bir nevi seks partisi olan bu partideki iki adam. Peki küçük kız neden onları takip ediyor? Ve giderken anne ve babasına neden veda edercesine bakıyor? Sanki Bill ve Alice kızlarını o iki adamın peşinden isteyerek gönderiyor. Daha birkaç dakika önce Barbie bebek seçen bu kız bize neyi anlatıyor? Acaba günümüz gençleri her biri birer Barbie bebek şeklinde tek tip köleler olarak mı yetişiyor? Her şeyi kontrol ettiklerini ima ederek, cinselliği gözümüze sokup, kadını bir obje, değersiz bir eşya gibi göstermeye çalıştıkları bu filmin sonunda, küçük bir kızı pedofili oldukları mesajı verilen o iki adamın peşinden göndermekle bize neyi ima etmek istiyorlar? Çıplaklığı modern hayatın vazgeçilmez bir parçası gibi gözümüze sokmaları ve bu mesajlar. Ne kadar ironik, öyle değil mi? Filmin adının gözleri tamamen kapalı olması ve gözümüzün önünde fakat bir türlü göremediğimiz şeyleri bize göstermek isteyen yönetmenimiz Stanley Kubrick'in de yüksek derecede bir mason olduğunu ve bunu hiçbir zaman gizlemediğini biliyor muydunuz? Filmin çekimleri 2 yıldan fazla sürmüştür. Kubrick her karesini detaylıca düşünmüş, bazı sahneleri 100'den fazla kez tekrar ettirmiştir. Ve film vizyona girmeden birkaç gün önce ölmüş ve cenazesinden dahi gereği kadar bahsedilmemiştir.